Arkadaşlar herkese selam. Yepyeni bir güncelleme videosu ile yeniden karşınızdayım. 8 Mart 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını sizlerle beraber her zaman olduğu gibi inceleyeceğiz. Yine her zamanki gibi Black Desert'ın resmi web sitesindeyiz. Buradan 8 Mart güncelleme ayrıntıları burada hemen tıklayıp bakalım. Yama boyutu toplam arkadaşlar bu güncellemenin 1.81 GB büyük bir güncelleme boyutu var. İçeriklerde etkinlik eklemeler ve düzenlemeler, düzeltmeler ve değişiklikler yazıyor. Diğer aşağıdaki etkinliğe geldiğimizde ise yani güncellemenin kısa özeti. Etkinlik imparatorluğumuzun atı kusursuz olur ve etkinlik 2 Marcella'dan yardım talebi. İki tane bir etkinlik var. Çok fazla bir detay yok. Yama boyutu büyük ama bunun sebebi arkadaşlar Rat Limanı biliyorsunuz değişiyor. Artık oraya yeni bir bölge geliyor. Tahminimce bu hafta biz o bölgeyi göreceğiz harita üzerinde. Fakat henüz gidemeyeceğiz. O da bir sonraki güncellemede gelecek diye biliyorum. Detaylarını birazdan hep beraber inceleriz. Etkinlik 1 imparatorluğumuzun atı kusursuz olur'a tıklıyorum ve detaylarını inceliyorum. En iyi atı teslim ederek teslimat kuponu alın diyor arkadaşlar. Etkinlik süresi boyunca imparatorluk at teslimatı yaparak imparatorluk eğitim teslimat kuponu elde edin. 8 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu. Teslim ettiğiniz atın aşamasına göre sarı dereceli etkinlik imparatorluk eğitim teslimat kuponu elde edin. Aşama 1 atlarda 2 tane, aşama 4, aşama 2 atlarda 4 tane, aşama 3, 6, aşama 4, 8, aşama 5, 10, aşama 6, 12, aşama 7, 14 ve aşama 8, 16 tane elde edebiliyormuşuz. Burada önemli bir not düşünmüş. Bazı yeni maceracılar bunu bilmeyebilir. Bu yüzden bu notu okumak istiyorum. Rüya atı imparatorluk teslimatı yapıldığında imparatorluk eğitim teslimat kuponu elde edilemez arkadaşlar. Bunu bir kez daha belirtelim. Bazı arkadaşlar rüya atı önemli bir at olduğu için son seviye daha fazla kupon elde edebilirim diye bazı rüya atlarını direkt imparatorluğa teslim ediyorlar ama rüya atlarında bu imparatorluk eğitim teslimat kuponu elde edilmiyor. Mavi dereceli imparatorluk eğitim teslimat kuponu öncekiyle aynı şekilde köy veya şehirlerdeki ahır bekçisi NPC'ler aracılığıyla takas edilebilir diye de bir not düşmüşler. Gula'nın imparatorluk eğitim teslimat kuponu takas talebi. Sarı dereceli imparatorluk eğitim teslimat kuponu taş kuyruk at çiftliğindeki NPC Gula'dan aşağıdaki eşyalarla takas edebilirsiniz diyor. Bu zaten bilindik bir şey. Bunu sürekli yapabilirsiniz. Şöyle yavaşça geçiyorum. Takas yapabileceğiniz eşyalar bunlar. At imparatorluk teslimatı yaparak iki katı hezeyan çiçeği elde edin diyor arkadaşlar. Yine bu etkinlik süresi içerisinde 8 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçerli bu etkinliğin içerisinde aşama 1 8 atı imparatorluk teslimatı yaparak iki katı hezeyan çiçeği elde edebiliyormuşsunuz. Bunlar da şu şekilde aşama 1'de normalde 1 veriyorken 2 verecek. 1-5'e gelelim. 1 artık 4 arası çok yok. Aşama 5'te normalde 5 veriyorken 10 verecek. 6'da 10 veriyorken 20 verecek. 7'de 15 veriyorken 30 verecek. Ve aşama 8'de normalde 20 tane hezeyan çiçeği verirken artık 40 tane verecek. Yine hemen aşağıda at yakalama ile ilgili bir şeyler gördüm. Vahşi at yakalayın, kraliyet eğreltisi kökü elde edin. Efsanevi Ardunant ve efsanevi Dain doğuşu için gerekli malzeme 30 adet kraliyet eğreltisi kökü elde etme fırsatı diyor arkadaşlar. Bunlar rüya atlarını T9, T10 atlara düzeltiyorum çok pardon. T10 atlara uyandırabilmeniz için gerekli olan malzemeler. Taş kuyruk at çiftliğindeki NPC Vapra'ya gidin ve imparatorluğun talebi görevini aldıktan sonra tamamlayın diyor. Bu da 9 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçerli bir etkinlikmiş. Kraliyet eğreltisi kökü çarpı 30.
Krokdolan'ın köken taşı karşılığında düşlem tüyü diyor. İmparatorluktan gelen Krokdolan'ın köken taşı acil teslimat talebi Krokdolan'ın köken taşı karşılığında düşlem tüyü veriyormuş. Hemen NPC Vapra'ya gidelim. Bunu da NPC Vapra'dan alabiliyorsunuz. Bu da 9 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçerli bir etkinlik. NPC'lerin tam yerleri de burada yazıyor arkadaşlar. Eğitim etkisi artışı Hot Time etkinliği. Evet, binek kasacaklar, yaşam yapacaklar için güzel bir etkinlik. 8 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçerli. %50 binek exp, %50 eğitim exp var arkadaşlar. Şu andan itibaren başlamış olması gerekiyor oyun içerisinde. Tekrar geriye geliyorum. Güncelleme ayrıntılarının ikincisi olan Marcella'dan yardım talebi yontulmamış kristalleri bulun isminde bir etkinlik var burada. Canavarları yok ederek ve toplama yaparak yontulmamış kristal toplayın ve Marcella'dan değerli eşyalar ile takas edin. 8 Mart'tan 22 Mart'a kadar geçerli bir etkinlikmiş bu da. Toplamada odunculuk, sıvı toplama, kasaplık ve tabaklama gibi çeşitli toplama faaliyetleriyle etkinlik eşyasını elde edebilirsiniz diyor. Ancak su doldurma, kürekle kazma ve süt sağma faaliyetleriyle etkinlik eşyasını elde edemezsiniz diye bir not düşmüşler. Canavarları yok etme. Bütün canavarları yok ederken etkinlik eşyası elde edebilirmişiz. Ancak canavarlar ile level farkının fazla olması durumunda ganimet elde etme oranının düşeceğini unutmayın diye de bir not düşürmüş arkadaşlar. Yontulmuş kristal şu şekilde bir eşya. Burada simgesi var. Peki bunlarla neler yapacağız? Nasıl bir etkinlik bu? Yontulmamış kristal ile Velia'daki NPC kuyumcu Marcella'ya giderseniz aşağıdaki eşyalar ile takas edebilirmişiz. Bakalım bunlar. Şakatun'un pırıltılı kutusu, savaş veya yaşam, nadir eşya destek kutusu, Vax'ın yükseltme yardım desteği kutusu arkadaşlar. Bu üçünü takas edebiliyormuşuz. Marcella'nın yeri burada gösterilmiş. Daha detaylı takas bilgilerine gelecek olursak, yontulmamış kristal 20 tane. Her aile için bir defalığa mahsus Şakatun'un pırıltı kutusu savaş veya yaşam elde edebiliyor. 20 taneye her aileye bir defalığa mahsus Şakatun kutusu alabiliyoruz. Yontulmamış kristal 15 taneye her aile için haftada 5 defa bu sefer arkadaşlar. Nadir eşya kutusu veya Vax'ın yükseltme desteği kutusu elde edebiliyormuşuz. Yontulmamış kristal 5 tane ise daimi takas olarak hafıza parçası elde edebiliyormuşuz. Yontulmamış kristal dükkanlara 100K gümüş para karşılığında da satılabiliyormuş. Şakatun'un pırıltılı kutusu ile hafıza parçası takas görevlerini yontulmamış kristal eşyasını bulundurmanız durumunda etkinlik bittikten sonra da istediğiniz zaman yapabilirsiniz diye bir not düşmüşler. Yani bu yontulmamış kristalleri etkinlik bittikten sonra envanterinizde olsa dahi yine siz bu takasları gerçekleştirebilecekmişsiniz. Etkinlik kuralları vesaire burası da bu kadar. Şu az bir güncelleme var bu hafta arkadaşlar ama dediğim gibi yeni bir bölge gelecek. Bakalım ondan bahsediliyor mu? Eklemeler ve düzenlemelerde sınıflardan bahsedilmiş. Premium karakterlerin adı deneme karakter olarak değiştirilmiş. Aşağıya iniyorum. İçerikler ilkbahar sezonu balıkçılığı aracılığıyla sezon kolekant yakalanabilen bölgeler için genişletme ve ekleme yapıldı. Genişletilen bölge Velia, Valencia şehri, Duvencourt, Grana gibi yerlerde genişletilme yapılmış. Eşyada zamanın sindiği karataş eşyasının açıklamasındaki takas listesi eşyalarının miktarının gereksiz yere görüntülenmesi durumu iyileştirilmiş. Fugar'ın oltası eşyasının açıklamasındaki etki ifadesi eşya etkisi ifadesi olarak değiştirilmiş. Fugar'ın oltası eşyasının binek üzerindeyken kuşanılabilmesi sorunu düzeltilmiş. Sabah ışığı diyarı ve rat misyonu diyor arkadaşlar. Gelelim bu güncellemenin asıl olayına. Okyanusun sonunda olan rat limanının adı Nampo olarak değiştirildi ve resmi açılışını ilan eden sabah ışığı diyarı kendini gösterdi. Geçmişte maceracılarla aktif olarak etkileşim kuran rat limanı sakinleri sabah ışığı diyarını
temsilen RAT misyonu adı altında denizin ötesindeki kıtayla etkileşim için Okilya'ya gönderildi diyor. Ancak sabah ışığı diyarı güncellenene kadar Nampo Limanı'nda eski adıyla RAT Limanı erişim gerçekleştirilemez diye bir not düşürmüş. Aynen videonun başında söylediğim gibi. Yani haritada görünür bir şekilde bakabileceğiz. Fakat bir sonraki artık veya bundan da sonraki güncellemelerde etkinleştiği zaman adaya gidiş, giriş yapabileceğiz. Değişik bir de içeriği olacak. Çok fazla söylenti var. Güzel bir bölgeye benziyor. Devam edelim. RAT Limanı, Vabedin Denizi, Jur Denizi, Nada Adası, Mariül Adası ve Zagam Adası'na yer alan tüm NPC, binek bahçelerin hepsi Okilya'nın gözüne taşınmış değerli arkadaşlar. Okilya'nın gözü hakkında burada bir not düşürmüş. Yeni kıtanın perdesi kalkarken okyanusun merkezi RAT Limanı'ndan Okilya'nın gözüne değiştirildi. Buna göre okyanusta dirilirken RAT Limanı ve Lema Adası yerine Okilya'nın gözünde dirilecek şekilde değiştirildi. Yani Vel'de öldüğünüzde veya okyanusta öldüğünüzde sizi direkt RAT'a atıyordu veya Lema Adası'na atabiliyordu. Artık okyanusun herhangi bir yerinde öldüğünüzde en yakın güvenli bölge veya köy mü diyeceğiz, onu tam not almamışlar. Okilya'nın gözünde dirilebileceğiz arkadaşlar. Okilya'nın gözündeki bazı bölgeler güvenli bölge olarak değiştirilmiş. Okilya'nın gözü bölgesinde dirildiğiniz zaman güvenli bölgede dirilecek şekilde değiştirilmiş. Aynen, güvenli bölge, buraya not düşürmüş. Eski ay imdat çağrısı kullanıldığında RAT Limanı yerine Okilya'nın gözüne taşınacak şekilde düzeltilmiş. Herrat Romsen klan subaylığı işinin bir bölümünü Ravikel'e devretti ve gelecek maceracılar için depo sorumlusu görevini üstlendi diye bir not düşürmüş. Okilya'nın yeni deposu sorumlusu Herrat Romsen'a, Okilya'ya bu arada depo gelmiş, bunu da öğrenmiş olduk. RAT misyonunun selamını ileterek haritalardaki RAT Limanı müzik kutusu ev eşyasının elde edilebileceğiniz her aile için bir kez gerçekleştirilebilen bir görev serisi eklenmiş. Bu görevi tamamlayarak RAT'ı hatırlayan unvanı da elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Yine bir okyanus notu var. RAT Limanı'nı geçen ticaret gemileri eski gemileri onarmak için yola koyuldu. Bundan dolayı ticaret gemilerinin belirli bir süre boyunca çalışmayacağı söyleniyor. Margoria Jur Denizi Vabedin bölgesi deniz akıntısı ve deniz meltemlerinden kısmen değişiklik yapılmış. Haran ve adamları akıntıyla birlikte ulaştıkları Margoria Denizi yakınlarında yeni bir konuma yerleştirilmiş. Bu da batık kargo gemisinin konumu değiştirilmiş. Neden olmuş. Artık okyanus takaslarında da tekrar yeniden bir kontrol etmek gerekiyor. Bazı şeylerin yerleri değişti. RAT Limanı yakınındaki Goldmont korsanları bölgesi, Karapas ve 9 diş yaşam alanlarının konumu Okilya'nın gözüne de daha yakın bir konuma taşınmış. Bu güzel olmuş. Biraz daha Okilya göz görevleri çok daha hızlı bir şekilde bitebilir diye düşünüyorum. Balenos bölgesi ana görevini gerçekleştirirken Grifon taşıma alanı ve Velia balıkçılık alanını gezebileceğiniz bir görev de eklenmiş. NPC arka plan seslerde değişimler var. Arayüzde değişiklikler olmuş. Buralara fazla girmiyorum. Şu an bu güncelleme bu kadardı arkadaşlar. Hemen tekrar şöyle tümüne tıklayıp diğer etkinliklere bir bakalım. İmparatorluğumuzun atı kusursuz olur'u inceledik. 8 Mart İnci Dükkanı'ndaki yeni eşyalara da hızlıca bir göz atıp ardından videoyu sonlandıralım. İnci Dükkanı'nda paketler ve yeni eşyalar eklenmiştir diyor. Bunlardan bir tanesi en başta kıyafet akını, birinci parça %10 indirimde arkadaşlar. Kanlı kıyafet kutusu 500 inciden 450 inciye düşürülmüş ve Marnis kıyafet kutusu, bal kabağı kıyafet kutusu, korkunç cadılar bayramı kıyafet kutusu, kızıl şövalye kıyafet kutusu, kızıl şövalye kıyafet kutusu aynı zamanda B ve aşağı indiğimde mezar bekçisi kıyafet kutusu, boynuzlu cadı kıyafet kutusu, melek kraliçe kıyafet kutusu, melek kraliçe kıyafet kutusu çorapsız, şeytani kraliçe kıyafet kutusu, ürkütücü kıyafet paketi, Scary Outfit Pack, ürkütücü kıyafet
paketi 3. Bunlar 500 inciden 450 inciye düşürülmüş, %11 indirim gelmiş bu az önce saydığım tüm kıyafetlere. Günlük kron taşı paketi gelmiş arkadaşlar. 120 inciye 100 tane kron taşı veriyor. Bonus olarak da gizemli kron taşı paketi elde edebiliyorsunuz. İçinden 2K çıkarabilirseniz ne ala, çok daha karlıya gelmiş olur. Ama denenebilir. Günlük yükseltme paketi 108 inciden %40 indirim ile 64 inciye düşmüş. 10 tane zanaatkar hafızası var içerisinde. Vax'ın tavsiyesi 41 tane ve yükseltme yardım seti 1 tane bu paketin içerisinde bulunuyor. Gayet de indirimde ucuz. Bazı arkadaşlar yorumları sorduğu için bunları söylüyorum. Alınabilir. Yani alınabilir mi, alınmaz mı gibi soruyorlar. Günlük yaşam paketi var arkadaşlar. Yine 60 inciye. Enerji toniği 50 enerji çarpı 10. Flori'nin gizli kitabı 1 ve Lara'nın sıcak çayı, bu da 60 inciye düşmüş. Ve günlük eğitim paketi %40 indirim almış. 54 inciye düşmüş 90 inciden. Ekstra binek eks parşömeni 10 saat çarpı 2, yarış atı enerjisi çarpı 1 ve dinginsiz hızlanma öz iksiri var bu paketin içerisinde. Premium kıyafet paketlerinde çok güzel bir indirim var. %35'lik indirim. 770 inciden 500 inciye düştü premium kıyafet paketi. Sonraki adım isminde geçiyor bu paket. Bir tane seçilebilir diyor arkadaşlar. Şimdi bu 500 inciye bir tane premium kıyafet kutusu veya yeni sınıf yenilemesi premium kıyafet kutusu veya premium kıyafet kutusu 2. Bir tane seçebiliyorsunuz. Bonus olarak size kıyafet %20 indirim kuponu veriyor. Gizemli kron taşı paketi bir tane veriyor ve yükseltme yardım seti 2'den bir tane veriyor. Bu harika bir indirim. Bunu kaçırmayın derim. 500 inciye alınır. Klasik kıyafet paketi var. 680 inciden 442 inciye düşmüş. Bu da %35'lik bir indirim almış. Bu hafta indirim haftası olmuş. Çok güzel olmuş. Bunları değerlendirebilirsiniz. İçerisinde klasik kıyafet kutusu var ve %20 indirim kuponu ekstra bonus olarak geliyor. Gizemli kron taşı paketi ve yükseltme yardım seti 2'den bir tane de yanında geliyor arkadaşlar bonus olarak. Kama Silva kutsaması paketi yaşam diye burada bir yazı var. 180 inciden 162 inciye düşmüş. Kama Silva kutsaması 15 gün var içerisinde. Bonus olarak eşya düşürme artış parşümeni 10. Flori'nin gizli kitabı 2 ve Lara'nın sıcak siyah çayı 2 tane veriyor. Aynısı bir de eski ay gizli kitabı için geçerli. Efsanevi at paketi diyor arkadaşlar. 1200 inciden 840 inciye düşmüş. İçerisinde 500 kron taşı. Binek beceri değişim kuponu çarpı 10. Bonus olarak yarış atı enerjisi 3, level binek level kuponu çarpı 10, 10 saatlik buradan çarpı 3, 10 saatlik düzeltiyorum. Günün atı eğitim kutusu 1, binek %10 indirim kuponu 1, lüks yarış atı eğitim kutusu 1 ve dingesiz hızlanma öz iksirini söylemiştik çarpı 3 veriyormuş. Periyi geliştirmek için Tiah yuvarı çarpı 10, 600 inciden 480 inciye düşmüş. Perinizi henüz, ya becerilerini, perinizin becerilerini değiştirebilmeniz için gerekli olan bir eşya bu. Gayet de güzel indirimde 480 inci. Bana göre bu da çok da, yani en azından %20 indirime girmiş, değerlendirilebilir. Ve depocu merkez pazar sorumlusu yani kahyalar arkadaşlar 960 inciden %33 indirime girerek 640 inciye düşmüş. Ve yine Guardian'ın premium seti 770 inciden 577 inciye düşürülmüş diyorum. Ve bu güncelleme ayrıntılarında sonuna geldik mi? Sanırım geldik. Başka bir söylemem gereken bir şey var mı? Yok. Hepsini okuduk. Değerli arkadaşlar, 8 Mart 2023 Black Desert Online güncelleme ayrıntılarını sizlerle beraber incelemeye çalıştım elimden geldikçe. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve bana destek olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki yeni maceralarda ve rehber videolarında görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.